Bugün varikosel konusunda Doktor Bülent Alıcı ile konuşacağız. Hepimizin bildiği gibi varikosel, infertilite yani kısırlığın ana sebeplerinden bir tanesi. Bülent Bey bize varikosel nedir? Bunu anlatabilir misiniz acaba? Elbette. Varikoseli çok kısa tarif etmek gerekirse sperm üreten yumurtalıkların üzerinde yer alan toplar damar yani kirli kan damarlarının genişlemesi demek. Daha basit de anlatmak gerekirse de bir bacak varisi gibi o varisin yumurtalıklarda olması demektir. Peki varikosel üreme yeteneğini nasıl etkiliyor ya da nasıl kısırlık sebebi olabiliyor? Varikoselin aslında birçok yöntemle veya olayla infertiliteye, kısırlığa yol açtığı öngörülüyor. Bunlardan en önemlisi sıcaklık farkı yaratması. Normalde yumurtalıklar vücut dışında yaratılmıştır. Bunun da bir sebebi var. Sperm yani tohum üretimi vücut dışarısında en az 2 derece vücut sıcaklığından daha az bir sıcaklıkta üreyebilir. Varikosel olduğu zaman toplar damarlar genişlediği için kirli kan damarları orada bir ısı artışı oluyor. Yani kirli kan oradan uzaklaşamadığından dolayı hem belli maddelerin alışverişinde hücreler arasında bozukluk hem de çevrenin ısı artışı nedeniyle sperm üretimi aksıyor. Peki varikoselin tedavisi bildiğimiz kadarıyla cerrahi yolla yapılıyor. Peki her varikosel ameliyat edilmeli mi? Aslında değil. Her varikosel ameliyat edilmek zorunda değil. Toplumda her 10 erkekten 4'ünde varikosel saptayabiliriz. Ama her 10 erkeğin 4'ünde kısırlık var demek değil bu. Kısırlık olup da veya infertilite şikayeti olup da varikosel tespit edilenlerde en az yarısı bundan dolayı bir infertilite yani kısırlık sorunu yaşıyor demektir bu. Varikoseli tespit ettiğimizde bunun derecesine bakarak şiddetine tedaviyi yönlendiriyoruz ve sperm üretimini ne kadar etkilediğine de bakıyoruz. Varikoseli olup sperm üretimi etkilenmemişse sayı, hareket, yapı itibariyle böyle bir şeyin tedaviye ihtiyacı yok. Ama sayı, hareket ve yapıda bir bozukluk varsa en az bir tanesinde ve de belirgin bir varikosel varsa o zaman cerrahi tedaviyi öneriyoruz. Peki varikosel ameliyatı sonrası başarıyı ya da başarısızlığı nasıl değerlendireceğiz, nasıl ortaya koyacağız? Çok kolay. Erkeğin üreme yeteneğini sperm tahlili yaparak ortaya koyduğumuz gibi varikoselin de başarısını ameliyat sonrası belli dönemlerde ki en erken 6. ayda, en ideal olarak da 1. yılın sonunda sperm üretim ne kadar artmış veya kalite ne kadar değişmiş onlara bakarak karar veriyoruz. Varikoselin en çok etkilediği şey sperm sayısıdır. Varikoselin şiddeti arttıkça sperm sayısında da düşüş o kadar şiddetli olur. Sayı artışı en hızlı geri dönen bölümdür. Yani varikosel ameliyatı olduktan sonra bir kişi de öncelikle sayı artışını bekleriz. Hareket tabii ki bundan yine etkilenen, olumlu etkilenen bir komponent bölüm. Yapı ise biraz daha zor etkilenmekte. Varikosel sonrası, ameliyat sonrası sperm yapısının daha yavaş düzeldiğini görmekteyiz. Peki varikosel ameliyatı nasıl yapılmalı ya da hangi yöntemle yapılmalı? Var mı bunun bir özelliği? Bunu bize söyleyebilir misiniz? Var elbette. Varikosel ameliyatı için birçok yöntem söylenebilir. Örneğin damar içerisine damarı büzüştürücü madde enjekte etmekten başlayıp laparoskopik hatta robotik varikoselektomi bile bahsedilir. Bir de açık cerrahi vardır. Bunlar kıyaslandığı zaman hem uzun vadeli hem dünya çapındaki literatür ya da tıbbi yayınlarda açık cerrahinin mikroskop altında yapılan şekli en etkin ve en doğru yöntem. Yani mikroskopik varikoselektomi günümüzde kasıktan yapılan bu cerrahi işlem en ideal ve en iyi sonucu veren yöntem. Peki ameliyat sonrası sperm kalitesi düzelmezse
Bundan sonra ne yapılabilir acaba? Her varikosel ameliyatından sonra sperm kalitesi ya da sayısı düzelecek diye bir çıkarımda bulunamayız. Ameliyat ettiğimiz her 10 kişinin 6 ya da 7'sinde sperm kalitesi sayısında olumlu yönde bir değişiklik bir yıl içerisinde bekleriz. Ancak bu gerçekleşmediğinde, yani 10 kişinin diğer 4 kişisi arasındaysa hastamız, en azından şunu biliyoruz ki spermin dölleme yeteneğinde artış oluyor. Bunu da gösteren bilimsel çalışmalar var. Örneğin bir tüp bebek uygulaması varikosel ameliyatı sonrası bir başarısızlık, yetersiz bir cevap varsa önerdiğimiz bir tedavi şekli. Tüp bebek yönteminde de başarıyı etkileyen önemli unsurlardan bir tanesi spermin dölleme yeteneğidir. Ve gösterilmiştir ki varikosel olup da başarısız tüp bebek denemelerinden sonra varikosel ameliyatı olunduğunda başarı belirgin biçimde artmaktadır. Bu da varikosel ameliyatının en azından sayı, hareket veya yapıyı etkilemese bile dönleme yeteneğini arttırdığını gösteriyor. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.